Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem la yükellifullahu nefsen illa vüs'ahe sırrınca teklifi malayutak yoktur, hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır, hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır, elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayatı ebediyesini hayatı dünyevi için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediyeye girsin. Mektubattan. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hakikaten bu metin böyle veciz değil mi? Yani böyle duvara kazılıp, duvarla değil de aslında hafızaya kazmak. Ya, alemine nakşetmek lazım. Bak, o cümlelerin her birisi Hüseyin Hocam, bakın, her birisi bir hüküm cümlesidir. Hüküm cümlesidir. Nettir, açıktır ve sarihtir. Bak, şimdi bir daha baştan oku. Dünya madem fanidir. Kim şimdi buna karşı çıkacak? Hani sultanlar, hani kumandanlar, hani firavunlar, hani nemrutlar? Hadi. Madem fanidir, bu bir. Evet. Hem madem ömür kısadır. Bu da ömür kısa, bak. Bak gelip geçiyor ya. Bak işte. Bir de bakıyorsun 30 sene geçti, 50 sene geçti. Ya, kısadır. Eğer bir şey bitecek ve tükenecekse, o 100 sene, 1000 sene dahi olsa nedir? Kısadır ya, bak. Şimdi mumu yaktın mı? E, bitti artık. Mum adım adım neye gidiyor? Tükenişe gidiyor ya. Allah'ın kanunu. Ömür kısadır. Evet. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Bunun üzerine durmak lazım bak. Vazifeler mühimdir. Çoktur ya. Yani açıkçası hayatı bakiye burada kazanılacaktır, burada. Evet. Yani ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Ahirette her şey geldiği noktadan devam eder. Kulluk burada, marifet burada, sakavet burada, cömertlik burada, dine hizmet burada, tefekkür burada, 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 burada. Ne yapılacaksa burada. Ben bunun üzerine çok duruyorum. Yani arkadaşlara da söylüyorum, bakın siz de matematikçisiniz. Bak, bir Müslümana bir nefes marifeti fazla olsa o ebediyen kapanmayacak. Yani şu 40 derece, şu da 41 derece. Sonsuza doğru uzat. Uzattıkça açma yapıyor, açılıyor. Burada, her şey burada kazanılacak. Allah bu manadaki şuurumuzu keskinleştirsin. Evet. Hem madem dünya sahipsiz değil. Dünyanın sahibi Cenab-ı Hak, tasavvur etme. Tedbir onun, hallakiyet onun, rububiyet onun, takdir onun, rızık onun, iyaşı onun, yerler onun, gökler onun. Allah'ın, bitti. Hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Niye şimdi hakim ve kerim dedi, değil mi? Şimdi bak, Cenab-ı Hak dünyada her şeyi hikmetle yaratmış. Öyle mi? Evet. Yani hangi şey abes?
Yani yaratılan hangi şey kör, hedefsiz ve gayetsiz? Hepsi. Hikmet. Bir de şu boku cümleyi bir daha. Hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Şimdi dünya ne misafirhane? Ya 3 günlük dünyada Allah'ın hele keremine bakın ya. Hele Allah'ın keremine bak ya. Bak. Yumruk kadar midemiz için Allah baharı yaratmış ya. Değil mi? Şöyle 5 yıldızlı bir otele gidiyorsun. Açık büfe. Ya yok yok. Emir firavunlar sarayında olmayan nimetler, meyveler önüne serilmiş ya. Yani 3 günlük dünyada Allah'ın rahmetine bakın, keremine, ihsanına bakın. Şimdi buradan bir kıyas yap. 3 günlük dünyada bu kadar nimetleri bize gark eden Cenab-ı Hak ya bekada, ya ebediyette, ya cennette. Demek namütenahi bir ne var? Nimet var. Namütenahi bir devlet, bir servet, bir inan ve ikram var. 3 günlük dünyada böyle olursa sen kıyas edebilirsen, hadi ahireti kıyas et, hadi gücün varsa. Evet. Hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. İnsanın yaptığı kötülük ya, ya cezasız mı kalır? Ya. Femen ya'mel miskale derratin hayran yera ve men ya'mel miskale derratin şerran yera. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer, ya, ya, kayıtsız kalmayacak. Allah hepsinin hakkını verecek. Ya, ibadetin, taatın, kulluğun, hizmetin Allah zayi eder mi? Etmez. Kafirlerin, mürtetlerin, münafıkların ihanetlerini, ya dine, mukaddesata karşı yaptıkları cüretkarına, kafirine faaliyetlerini de Allah onların burnundan ahirette fitil fitil getirecek mi? Amin. Evet. Hem madem la yükellifullahu nefsen illa vüs'a sırrınca teklifi malayutak yoktur. Bu da önemli bak. Yani Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemesi. Bakın. Şimdi Allah'ın emirlerine bakın. Usta diyor ya, helal dairesi keyfe kafidir. Kafidir. Keyfe kafidir. Harama girmeye hiç lüzum yok. Şimdi Cenab-ı Hak bak, suyu Allah yasaklamamış. Sarhoş edici, insana aklını elinden alacak, pisliğe düşecek içkileri yasaklamış. Ters olsaydı mesela, su yasak. Kim ahireti kazanacaktı? Nasıl kazanırdı? Şimdi Allah'ın emirleri hafiftir, fıtratı uygundur ve fıtratı zorlamıyor yani. Bakın bir Müslüman, şimdi orucu düşünün değil mi? 11 ay kemal lezzette yiyor. Bir ay. Hem sıhhat, hem perhis, hem nimetin kadri ve kıymetini bilmek, hem fukaranın çektiği sıkıntıları bizatihi görmek, hem ya, vücudu dinlendirmek, say orucun hikmetleri. Bir ay. Tersi olsaydı Nisan'da oruç, Mayıs'ta oruç, Haziran'da oruç, Temmuz'da oruç. Hocam artık bu Ramazan çıktı yeter, öyle değil ya. 24 saatten bak 5 vakit namaz 1 saate sığıyor mu? Sığıyor bak. Tam tersi olsaydı Hazreti Musa Aleyhisselam değil mi? Peygamberimiz Miraç'ta Hazreti Musa Aleyhisselam'la görüştü. Hazreti Musa sordu, Peygamberimiz 50 rekat deyince Hazreti Musa ya ne dedi? Ya bu ben ümmetimden biliyorum insanların tahammül kasasına kaldırmaz. Ya kaldıramaz. Ya Muhammed sen git Cenab-ı Hak'tan ya iste. Ümmet o yükü kaldıramaz. Sonra işte bak rahmet-i ilahiye 50'den neye indirdi? 5'e indirdi bak. 24 saatten 1 saat ya. Bağa, bahçeye, kıra, pikniğe, spora, afaka, boş şeylere günlerimizi, saatlerimizi veriyoruz ya. Allah şuur versin. Allah uyanıklık versin. İbadet ve marifet ciddiyetinde Allah bizim istatlarımızı
inkişaf ettirsin. Evet. Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki. En bahtiyar, evet. Kimdir en bahtiyar? Dünya için ahireti unutmasın. Evet. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Ya. Hayatı ebediyesini hayatı dünyeviye için bozmasın. Maleyani şeylerle ömrünü telef etmesin. Evet. Maleyani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediyeye girsin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim.